Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum 3 renkten oluşan bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizi beyaz üzerine hardal ve gri örerek kullandım. Dilerseniz bir üçüncü renk de katabilirsiniz. Dilerseniz sadece tek renk üzerine de çalışabilirsiniz. Beyazın üzerine bir renk kullanıp da kullanacağınız örgülerde modelimizi yapabilirsiniz. Üç boyutlu güzel bir çalışma. Şöyle baktığımızda yelekler, ceketler çok çok güzel battaneler olacak bir çalışma çalışmamız ve yapımı da son derece kolay 4 ve 4'ün katlarıyla zeminimizi hazırlıyoruz ve üzerine görmüş olduğumuz bu modelimizi çalışmaya başlıyoruz hemen sizlerle küçük bir parça modelimizi çalışalım kolay gelsin ben alt zeminimi hazırlayarak geldim. 4 ve 4'ün katlarında olan trabzanlarımı ördüm. E, ee, i̇kişer kenarlarımızda ilmeğimiz olacak. Geriye kalan ortada yine 4 4 devam edecek. Şöyle bakalım bakınız. 4 4 4 ve 4. Tamamı 4'ün katı olan ilmeğim hazır. Beyazımı burada bırakıyorum ilmeğimi ve ikinci rengimle hemen örmeye başlıyorum. Hardal rengimi alıyorum. Zincirden döndüğüm trabzanımın üzerine gelerek tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. Geçiriyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Ve buradan sonrasında ilk bakın zincirden dönen trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde başı dolalı olan ilmeğimi örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzan üzerine batarak tek seferde çekiyorum. 3 tane oldu. 4. aynı şekilde tek seferde çekiyorum. 5. aynı şekilde ve 6. aynı şekilde örüyorum. Her bir trabzanımın üzerine yeni rengimle bir defa başını dolayıp çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 1, 6'nın üzerinden 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum ve başlıyorum. Zincir çektiğim trabzandan 1, 2, 3, 4. 4. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum, kapatıyorum. 2 tane tırabzanım kalıyor. Bunlar kenar trabzanlarımız İkisi 4 4 üzerinden devam edecek. Şimdi 1 2 tane zinciri arkada çeviriyor çekiyorum ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 1 2 zincirle birlikte 3 oldu. Toplamda 8 tane olana kadar örüyorum. 5'i ördüm. 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum sıradaki bakınız trabzan üzerine örmediğim trabzan üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum bu 1 2 sıradan gidiyorum 3 sıradan gidiyorum ve bu da 4 4 defa ördüm 1 2 3 4 ve yine dördüncü trabzanımdan sonra hemen dört zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bu ilk olduğu için bakınız. Ee, arka çevirmemiştik. Sadece geriye dönüp batmıştık. Ee, şimdi farklı bir işlem uygulayacağız. Onu bunu da yapmamıştım ilk modelimde. Arkasını çeviriyorum. Ve burada şu görmüş olduğumuz zincir bağlantısının içerisine, yani dört tane zincirimizin bağlantısının olduğu yeri gelerek şöyle ardından giriyorum. Şöyle bakın, dört zincir giriyorum, kapatıyorum. Hemen bir iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü tekrar çeviriyorum. Şöyle üst üste e, burgulu büklüm büklüm düşmesini bu yaptığımız işlemimiz sağlıyor. Şöyle görelim. Bakınız şuradaki kıvrım. Zincirim de dahil 8 tane trabzan örmeye başlıyorum. 2 3 ikili trabzan örüyorum. 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanım tamamlanınca sıradan trabzanımın üzerine başını doluyorum 4 tane olana kadar birer birer batıyorum bakınız hemen sıradan başını doladım tek seferde çekiyorum. Bu 1 2 3 ve 4. 4 defa başını birer defa dolayıp aldım yeniden 1 2. 3 4 zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bir önceki trabzanları ördüğüm zincir içerisine yeni çekmiş olduğum zincirimi yandan girdiriyorum. Ördüm trabzanlı bölümü aşağıya doğru elimle bastırıyorum ve burayı bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Zincirimle dahil 8 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 yani 3 oldu zincirimle. 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde ne kadar büyüklükte olursa olsun işlemimiz birbirinin aynısı olacak şekilde devam edecek. 4 ve 4'ün katıydı bakınız. 2 bir kenarda başlangıçta 2 de sonda yine 4 bakın. ortada da 4'er 4'er er, trabzan üzerine modelimizi uyguladık. Şimdi bitişteyim. Tığımı başını doluyorum. Atıyorum. Yine tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. ilmeğimi girdiriyorum. Ve beyazımla geçiyorum. İki tane de bu kenarımızda var. Şöyle görmenizi istiyorum. Ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, dilerseniz battaniye, dilerseniz farklı örgüleriniz. Bu şekilde örerek devam edeceğiz. Şimdi hardal rengi ipimi buradan kesiyorum. Daha sonra arkaya gizleyeceğiz. Beyaz renkli ipimizle örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum İpimi alıyorum hemen ikinci şuradaki ikinci trabzan üzerine gelerek batıyorum 1 ve 2 2 trabzanımı ördüm şimdi 4 tane trabzanımızı ördüğümüz bölümümüz vardı bakınız şuradaki bölümlerimiz tığımın başını doluyorum araya giriyorum şuraya Trabzanları örmeye başlıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız ipimi şöyle kaldırayım. Şu kısma geçiyorum. Hemen giriyorum. 1 2 3 ve 4. Şuraya da giriyorum. Diğer tarafa geçmeden 4 tane trabzanımı buraya ördüm. 2 de kenarda bakın 6 trabzanımız oldu. Tığımın başını doluyorum. Diğer şuradaki ikinci burgumuzun altından giriyorum. 1 2 3 ve 4. Dört. 4.'cüyü örüyorum. 4 tane bakınız. Tekrar tığımın başına doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 4 trabzanımı örüyorum ikili olarak. 2 3 ve 4. Dördünü de ördüm. Son 2 tane ikisini de birer birer örüyorum. 1 ve 2. Hiç artırıp eksilmiyoruz. Sayımızı aynı şekilde koruyoruz. İki başlangıçta, iki bitişte, arada da bakın 4, 4, 4. Çeviriyorum. Çevirmeden önce 3 tane zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum. Sona kadar her bir trabzanımın üzerine batarak ikili olarak örüyorum. Sona kadar gelelim örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakınız. Şu şekilde. Son trabzanımıza kadar ördüm. İki sıra bakınız beyaz rengimizi ördüm. Son trabzanımın ikisini şöyle çekiyorum ve bırakıyorum ilmeğimi. Diğer rengimi örmeye başlıyorum. Gri renkli ipimi alıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki sıramı yine aynı şekilde kurmak istiyorum. Bakınız şöyle. rengimizde aynı işlemimizi yaparak başlayalım. İpimin olduğu yerden değil diğer yerden başlıyorum ve ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Tığımı geçirdikten sonra ipimi alıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. İkinci trabzanım üzerine geçiyorum. Tek seferde kapatıyorum. İki oldu bakınız. Altı tane olunca Geri dönüşümüzü yapacağız. 3, 4, 5 ve 6. ikişer kenarda kalacak. Şöyle görelim. Altıncıyı ördüm. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Örgümün ardını çeviriyorum. 1 zincir çektiğimiz dahil. 2, 3, 4. Dördüncüye gelerek batıyorum. 1 İki zincirimi hemen çekiyorum. Örgümü çevirerek zincirimle birlikte toplam 8 tane ikili trabzanımı örüyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8 8. ördüm. 8. ördükten sonra yine tığımın başını doluyorum. Sıradaki ilk trabzanımı batıyorum ve tek seferde çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Aralarda 4 4. Kenar sadece 6. Zincirimi çekiyorum. 4 tane çektim. Arkasını çeviriyorum. Şuradaki ilk bakınız zincirimizin bulunduğu yere yandan girişimi yapıyorum. Çekiyorum. 1 2 zincir çeviriyorum. Birbirine bağlayarak ilerleyeceğiz. Toplam 8 trabzanımı örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum ve bu şekilde bütün işlemlerimiz birebir aynı devam edecek renkleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz ya da sadece beyazın üzerine ya da farklı renkin üzerine diğer e, farklı bir renkte kullanabilirsiniz bu örgümüzde ve çalışmamız aynı şekilde iki tane trabzan kenarda iki tane trabzan diğer kenarda olacak şekilde e, örerek tamamlıyoruz buradaki gördüğümüz her bir katımız dört tane trabzanımızın üzerine örülen 8 tane ikili trabzanlardan oluşacak bir çalışmamı bu şekilde tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir çalışmamızı ve çok çok güzel örgüler yaparsanız inşallah. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.